Bu derste Power Pivot özelliğini öğreneceğiz. Aslında Power Pivot bir özellik değil, bir Excel eklentisi. Peki ne işimize yarar? Birden fazla listeyle, tabloyla çalışıyorsak bu tablolar arasında bir ilişki kurup bunları Pivot Table gibi özellikler ile analiz etmemize yarar. Çok güçlü bir eklentidir. Şimdi elimizde bir liste var. Bu listeye nereden ulaşabiliyorduk? Hemen onu da söyleyeyim. Bu videonun açıklama kısmında veya sabitlenmiş yorum satırı olarak yazılan linke tıkladığınızda bu sayfa açılacaktır. Bu sayfadan Power Pivot'u, şöyle tekrar yukarı çıkayım, Power Pivot'u bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Şimdi elimizde liste var. Bir önceki derste görmüştük. Neydi bu sıra no'lar? Ürün adları yazıyordu, satıcılar yazıyordu, bölgeler, satış adetleri, müşteri ID'leri, tarihler ve tutarlar yazıyordu. Fakat biz sadece müşteri ID'lerini görebiliyorduk. Müşteri adlarını göremiyorduk. Müşteri adlarını görmek için müşteri sayfasındaki listeyi kullanmalıydık. Burada görebiliyorduk. Ayrıca ekle diyorum pivot table. Pivot tablo oluşturduğum zaman sadece müşteri ID'lerinin tutarlarını öğrenebiliyordum. Müşteri adlarını göremiyordum. Müşteri sayfasındaki müşteri adlarını hiçbir şekilde kullanamıyordum. Diğer tablolar desem dahi herhangi bir şey gelmiyor bana elime. Bunları siliyorum öncelikle. Şimdi Power Pivot'u öncelikle nasıl ekleyebileceğimizi öğrenelim. Dosya dedim. En altta seçenekler var. Seçenekleri bir kez tıkladım. Karşıma bu şekilde bir pencere açılacaktır. Buradan eklentileri seçiyorum. Daha sonra Microsoft Power Pivot for Excel eklentisi var. Bunu seçtim. Ve com eklentileri diyorum. Ardından git dedim. Com, computer'dan geliyor. Bilgisayar demek. Açılan sayfadaki listemden sadece Microsoft Power Pivot for Excel kutucuğunu seçiyorum. Tıkladım ve tamam diyorum. Power Pivot bir sekme şeklinde bana eklendi. Şimdi bunu kullanmaya başlayalım. Öncelikle veri modelini ekle diyeceğiz. Şöyle en üste çıktım. Ctrl A dedim. Tüm verilerimi seçtim. Veri modelini ekle diyorum. Tablo oluşturulsun diyor. Tamam dedim. Karşıma böyle bir pencere geldi. Benim modelime eklendi. Bu tablo adını değiştirelim. Satışlar yazalım. Artık satışlar tablom oldu. Bunu kapatıyorum. Şimdi müşteri sayfama gelip tüm verilerimi seçtim. Yine Power Pivot sekmesine geldim. Veri modelini ekle diyorum. Tablo oluştur diyor. Tamam dedim. Tablom oluşturuldu. Sağa tıkladım. Yeniden adlandır diyorum ve müşteri yazıyorum. Artık elimde iki tane tablo var. Birinde satışlar verileri, diğerinde müşteri. Excel'deki tabloların aynısı, listelerin aynısı. Tam ekran yaptım. Burada herhangi bir yerde giriş sekmesinde diyagram görünümünü seçiyorum. Daha sonra bana iki tane böyle tablo gösterecekti. Buradan verileri bağlamalıyız. Mutlaka yapmalısınız bunu. İki tablo arasındaki ortak alanım hangisi? Müşteri ID. Müşteri ID'leri aynı. Müşteri ID'ye bir kez basıyorum sol tuşa. Sürükleyip müşteri tablomdaki müşteri ID'ye bırakıyorum. Bıraktığım zaman bana bir ilişki veriyor. Artık aralarında bir ilişki olduğunu gösteriyor. Müşteri ID ile müşteri ID. Satışlar tablosundaki müşteri ID ile müşteri tablosundaki müşteri ID bağlandığını gösterir. Birbirlerine bağlandılar. Şöyle göstereyim, daha net görün. Artık tek yapmam gereken pivot table'a tıklamak. Pivot table'a bir kez tıklıyorum. Yeni bir çalışma sayfasında oluşturulmasını istiyorum. Tamam dedim. Karşıma böyle bir pivot table geldi. Sağ tarafta alanlarımız var. Normal pivot table'dan farklı. Bir kez tıklıyorum, açılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle küçülteyim. Tüm verilerim geldi iki tablodaki. Şimdi bizden istenen neydi? Müşteri adının görmek ve müşteri adının tutarlarını görebilmekti. Tek yapmam gereken sürükle bırak yapmak. Müşteri adını satırlara bıraktım. Tutar kısmını da değerler kısmına bıraktım. Ve artık hangi müşterime ne kadar satış yaptığımı görebilirim. Şöyle hemen sağ tıklayıp hücreleri biçimlendir diyorum. Sayıdan 1000 ayırıcısı kullan diyorum. Ne kadar satış yaptığımı görebilirim. Gördüğünüz gibi Power Pivot çok kolay ve güçlü bir özellik.
Verileri bu şekilde analiz edebilirim. Kaldırmak istersem de dosya diyorum. Öncelikle şunu kapatayım hemen. Yine dosya dedim. Seçenekler dedim. Eklentilere geldim. Eklentilerden Power Pivot for Excel seçili. Yine COM eklentileri diyorum. Git dedim. Ve Microsoft Power Pivot for Excel seçeneğini kaldırıp tamama tıklamam yeterli. Artık Power Pivot Excel'den kaldırıldı. Kullanmadığınız eklentileri kaldırın derim. Çünkü açılışta Excel'inizi yavaşlatır. Eğer kaldırmadığınız takdirde. Power Pivot için söyleyebileceklerim bu kadar. Mutlaka deneyin derim. Oldukça güçlü bir özellik.